Bugün Eskişehir'de öğretmenlerin iş bırakma eylemiyle başlıyoruz bültenimize. Artık geçinemiyoruz dedi öğretmenler. Toplumun pek çok kesiminde olduğu gibi aldıkları maaşın yetersiz olduğunu ifade ettiler. Haksız da sayılmazlar ve bir günlük sembolik iş bırakma eylemi gerçekleştirerek derslere girmediler. Zam, kriz, yoksulluk, Türkiye diyoruz. Eğitim emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Hamamyolu Yediler Park'ta bir araya gelen eğitimciler Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeye tepki gösterdiler. Grup adına Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman açıklama yaptı. Yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşmeyle kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Ancak tüm bu çağrılarına rağmen yanıt verilmediğini belirten Yurtman, eğitim emekçilerinin her gün biraz daha yoksullaştığını söyledi. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimiyle kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Üstelik bu tablo daha da ağırlaşmaktadır. Bu böyle gitmez, gidemez diyen Yurtman, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız dedi. Bir günlük iş bırakma eylemimizde sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derslere girmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen unvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde eğitim emekçilerine pranga vurulmayacağını göstereceğiz. Yurtman eğitimcilerin taleplerini şöyle sıraladı. Tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına %100 zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca yaşama şartları istiyoruz. Eğitimciler bu mücadelelerinin tüm haklarını elde edene kadar devam edeceğini belirttiler. Yaşasın!